Merhaba sevgili arkadaşlar ben Selahattin Çetin matematik öğretmeni. Bugün sizlerle tam sayılar konusunu işleyeceğiz. Ama tam sayılar konusuna girmeden önce bir yönlü sayılar bölümü var. Orayı göstermemiz gerekiyor. Diyeceksiniz ki hocam o da yeni bir sayı kümesi mi? Yok yeni bir sayı kümesi değil. Sadece tam sayıları zihnimizde tam olarak oturtabilmemiz için bu kısmı bizim iyi kavramamız gerekiyor. Peki yönlü sayılar nedir? yönlü sayılar nedir? Baktığımız zaman sayıların yönünü belirlemek için önüne konulan artı ve eksi sembolleriyle oluşan sayılara yönlü sayılar diyoruz arkadaşlar. Yönlü sayılar diyoruz. Peki yukarıdaki şeklin ne olduğunu anlayabildiniz mi? Bakın A bölgesi var, B bölgesi var değil mi? Orada C var, D var. Sanki şuradaki çizik çizik nokta şey değil mi? E, deniz seviyesi. Bu A ve B deniz seviyesinin altı, C ve D ne olmuş? Deniz seviyesinin üstü olmuş. Bak zaten yan tarafta da yazmış görüyor musunuz? A demiş, A demiş deniz seviyesinin altı olduğu için eksi demiş. Deniz yüzeyinin altı olduğu için B yine eksi olmuş. C deniz yüzeyinin üstü olduğu için artı olmuş. D de deniz yüzeyinin yine üstü olduğu için ne olmuş? Artı olmuş. İşte diyoruz ki sayıların yönünü belirlemek için önüne artı ve eksi koyuyoruz. Peki öğretmenim bu artı ve eksiye neye göre koyacağız? Size bir kopya vereyim ya. Yani işin özeti aslında genellikle bizim lehimize olan, iyi olarak ifade edebileceğimiz, iyi olarak algılayabileceğimiz şeyler bizim için artı oluyor. Kötü olarak algıladığımız ifadelerin önüne ise genelde eksi koyarız. Bunu okulda kazandığınız artıları ve eksileri düşünerek de ee, devam edebilirsiniz işlemlerinize. Yani öğretmenin size artı verdiğiniz zaman hoşunuza gidiyor değil mi? Mutlu oluyorsun. O artı kazandım diyorsunuz. Ama eksi aldığınız zaman eyvah diyorsunuz. ya yani ben bu eksiği nasıl düzelteceğim diye onun telaşına düşüyorsunuz. O yüzden buradaki artı ve eksiği iyi ve kötü olarak düşünebilirsiniz. Sizin için avantajlı, dezavantajlı olarak düşünebilirsiniz. Mesela burada demiş ki 3 TL zarar demiş değil mi? Bakın. Burada 3 TL zarar demiş. E, 3 TL zarar. Sizin için iyi mi kötü mü arkadaşlar? E kötü durduk yere niye zarar edelim? Paramızdan kaybolsun. O yüzden 3 TL zararı biz neyle göstereceğiz? Eksi 3 ile göstereceğiz. 3 TL kar. Aa, çok güzel. Bir ticaret yaptınız. 3 TL kar yaptınız. E kar burada ne olacaktır arkadaşlar? Bizim için iyi bir şey olduğu için artı 3 olarak göstereceğiz dedim ya hani biz niye yönlü sayıları görüyoruz tam sayılar konusunda hazırlık olur için neden biliyor musunuz aslında o tam sayılarla gördüğümüz şeylerin orada geçecek o artı ve eksili ifadelerin aslında zaten bizim hayatımızda yer ettiğini göstermek için ben bu kısmını size göstermek istiyorum yani gerçekten hani matematik hayattır diyoruz ya gerçekten hayatta olan şeyler bizim tekrar tekrar karşımıza çıkıyor örneğin bakın bir dalgıç suyun 30 metre altına dalmıştır az öncekine benziyor Deniz seviyesinin altı nedir? Olumsuzdur yani. Eksidir. Aşağısı. Aşağıda kaldığı için eksi oldu. O zaman biz buna ne diyebiliriz arkadaşlar? Eksi 30 diyebiliriz. Bir balık suyun 4 metre üstüne kadar zıplayabiliyor. Vay. Deniz seviyesinin üstü. Üst artı alt eksiydi değil mi? O zaman ben buraya ne diyebilirim? Artı 4 diyebilirim. Ahmet'in 80 TL borcu var. Yazık Ahmet'e. 80 TL borç. Nasıl ödeyecek? Olumsuz bir durum. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Eksi 80 diyeceğiz. Mehmet'in, Mehmet, Mehmet Ahmet'e göre şanslıymış bu arada. Mehmet'in arkadaşından 120 TL alacağı varmış. Bak alacaklı olmak güzeldir yani. Yani para gelecektir size. E, güzel olan şey olduğu için burada ne olacak? Artı 120 olacak. Zehra Zehra alışverişten 10 TL kar etmiş. Kar güzeldir arkadaşlar. Para kazanıyorsun. Kar iyi zarar kötü. O zaman biz buraya ne diyoruz? Artı 10 diyoruz. Bir mağaza satışlardan 120 TL zarar. Zarar kötü bir şey. O zaman ne olacak burası? Eksi 120 olacak. Araba bulunduğu yerden 45 metre geri gitmiş. Yani ileri gidiyorsa artı olur arkadaşlar. Geri gidiyorsa eksi olur. O yüzden burası eksi 45 olacak. Helikopter yerden 73 metre yukarı çıktı. Helikopter yerden 73 metre yukarı çıktı. Üst artı alt ne oluyordu arkadaşlar? Eksi oluyordu. O zaman burası ne olacak? Artı 73 olacak. Bugün hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceydi. Çok soğuktu. Hava durumunu izleyin. Kışın genelde ne olur? Eksili sayıları duyarsınız değil mi? Veya ee, hava durumunu anlatan arkadaş ne der? Sıfırın altındadır. İşte biz buna ne diyoruz? Eksi diyoruz arkadaşlar. Eksi 10. Bakın sıfırın altı sıfırın üstü. İşte biz tam sayılar da böyle tanımlayacağız arkadaşlar. Sıfırın üstündeki sayılara pozitif tam sayılar. Yani artılı sayılar. Bakın buradaki arkadaş pozitiftir. Bakın şu arkadaş yine nedir? Pozitiftir. Niye? Artılı sayı. Şuradaki arkadaş yine nedir? Pozitiftir. Bakın artılı sayılar bizim için ne oluyor? Pozitif oluyor. Peki eksili sayılar ne oluyor arkadaşlar? Eksili sayılar ise bizim için negatif oluyor. Bakın pozitif, negatif. Bakın eksi 80 burada nedir? Negatiftir. Eksi 120 nedir? Negatiftir. Eksi 45 bizim için nedir? Negatiftir. Eksi 10 bizim için nedir? Negatiftir. İşte sevgili arkadaşlar pozitifler ve negatifler ve bir de sıfır. Çünkü sıfırın işareti yok biliyorsunuz. Pozitif sayılar ve negatif sayılar bir araya gelerek sıfırla beraber bize neyi oluşturuyor arkadaşlar? Tam sayıları oluşturuyor. Yani biz tam sayıları nasıl anlatacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki ya bu arkadaş bu tam sayılar pozitiflerden oluşur, negatiflerden oluşur. Bir de kimden oluşur? Sıfırdan oluşur diyoruz. Bakın burada bir asansör düğmesi verilmiş giriş kodu giriş katın konum sıfır ile gösterilmiş giriş katının üzerindeki katlar 1 2 3 4 ile gösterilmiş giriş katının altındaki katlar eksi 1 eksi 2 eksi 3 ile gösterilmiş hatırladınız mı az önce hani üst artı alt eksi olmuştu cümlelerden aklınızda kalmıştır o zaman diyoruz ki yani sıfırdan büyük sayıları 1 2 3 gibi gösterebildiğimiz gibi bu sayıları artı 1 artı 2 artı 3 ile de gösterebiliriz yani bir sayının önünde işaret yoksa buradan o sonuca da ulaşabiliriz aslında bir sayının önünde işaret yoksa aslında o sayı nedir arkadaşlar? Artılı sayıdır. Yani pozitif sayıdır arkadaşlar. Sıfırdan küçük sayıları 1, 2, 3 biçimde gösterebiliriz. Az önce ondan da bahsetmiştik. Üst artı alt eksiydi. Sıfırında herhangi bir işareti olmadığını söyledik. Diyor ki işte işte 4, 3, 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3 şeklindeki sayılara Tam sayılar denir ve ne ile gösterilir arkadaşlar? Z harfi ile gösterilir. Bunu en güzel sayı doğrusunda çok rahat anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın burada sıfır, sıfır var, sıfırın sağ tarafı var, bir de sıfırın sol tarafı var arkadaşlar. Sıfırın sağ tarafında kalan sayılara pozitif tam sayılar diyoruz ve pozitif tam sayılar ne diyor? Artı ile gösterilir. Pozitif tam sayılar, bakın burada ne demiş? Z artı ile gösterilir. Pozitif tam sayılar önüne artı sembolü koymasak da olur. Yani bir sayının önünde artı yoksa aslında o sayı zaten pozitiftir. Anlamı da taşıyabilir. Yani artı 4 ile 4 aynı şey. Artı 5 ile 5 aynı şeydir. Negatif tam sayılar Z eksi ile gösterilir. Yani sadece Z yaptığınız zaman tüm tam sayılar anlatmış oluyorsunuz. Z artı dediğiniz zaman pozitif tam sayıları. Z eksi dediğiniz zaman da negatif tam sayıları algılamış oluyorsunuz negatif tam sayılar z ile z eksi ile gösterilir. Negatif tam sayıların önüne mutlaka eksi koymak zorundayız. Bakın pozitifte zorunluluk yok ama negatifte mutlaka önüne eksi koyacaksınız. Ben aa unuttum deme şansınız yok arkadaşlar. Sıfır nötrdür. Zaten sıfırın bir diğer adı da arkadaşlar başlangıç noktasıdır. Zaten biz pozitif tam sayıları da tanımlarken, negatif tam sayıları da tanımlarken sıfırdan yararlanıyoruz. Diyoruz ki sıfırın sağında kalan sayılar, sıfırın solunda kalan sayılar diye tanımda kullanıyoruz. O yüzden sıfırı ne pozitif alıyoruz ne negatif alıyoruz. Çünkü sıfır tek başına nedir arkadaşlar? Nötrdür. Ne Her tam sayı sayı doğrusunda bir noktaya karşılık gelir. Bu noktaya o sayının sayı doğrusundaki görüntüsü denir. Yani biz burada ne yapacağız? Hani 6. sınıf tam sayılarda bir günlük hayatta kullandığımız o cümlelere tam sayı olarak karşılık vereceğiz. Daha sonra da ne yapacağız? Tam sayıları sayı doğrusunda göstereceğiz arkadaşlar tam sayıları sayı doğrusunda göstereceğiz. E o zaman gösterelim. Çok hemen e, usatmadan direkt gösterelim. Mesela burada demiş ki sıfırın dört birim sağındaki sayı sıfırın dört birim sağındaki sayıda burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nokta saymıyorsunuz, aralık sayıyorsunuz. Sayı doğrusunda yapılan en büyük hata o. Yani adım sayıyorsunuz. Bir, iki, üç, 4. Nereye geldiniz arkadaşlar? 4'e geldiniz. E 0'ın sağ dediği için burası ne olacaktır arkadaşlar? Artı 4 olacaktır. Peki şurayı tekrar silelim. Bu sefer alttaki örnek için yapalım. 0'ın 13 birim solundaki. Şimdi 13 birim sol dediğine göre ne yapacağız arkadaşlar? Sola doğru gideceğiz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ekran bitti. Kaça gideceğiz? gideceğiz. 13'e kadar gideceğiz. O zaman ben buraya 13'ü yazarım. 13'ü yazarım. E daha sonra da deriz ki ya bu arkadaş sıfırın solunda kaldığı için ne oldu? Eksi 13 oldu. Eksi 3'ün 5 birim sağındaki sayı demiş. O zaman bu sefer sıfırdan başlatmamış. Eksi 3'ten başlatmış. Bakın 5 birim sağı. 1, 2, 3, 4, 5. Nereye geldiniz arkadaşlar? 2'ye geldiniz. E bu 2 sıfırın sağında kalmadım. Evet. O zaman burası nedir arkadaşlar? Artı 2'dir. İsteyen arkadaş sadece 2 de yazabilir biliyorsunuz. Artıda işaret koyma zorunluluğu yok. Eksi de ise var. Peki diğer soruya geçelim. Bakın yan taraftakine. ne? demiş? Sıfırın bir birim solundaki sayı demiş. Bakın bir birim solundaki sayı. O zaman 0'dan başlıyoruz. Bir birim sola gidiyoruz. Nereye geldiniz? Eksi 1'e geldiniz. O zaman Sıfırın sonundaki sayı ne oldu? -1 sayısı oldu. 7'nin 7'nin bakın şurayı tekrar temizleyelim. 7'nin 11'in solundaki sayı. 7'nin 11'im sonundaki sayı. O zaman 7'den başladık, sola doğru gidiyoruz bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nereye geldik arkadaşlar? Bakın hop. Eksi 3'e geldik. Demek ki 7'nin 11'im solunda. Çünkü artık 0'ın sol tarafına geçmiş olduk arkadaşlar. Burası da ne oldu? Eksi 3 oldu arkadaşlar. Bakın burası da ne oldu? Eksi 3 oldu. Ve yine temizleyelim şurayı. Ne demiş? Artı 3'ün 4 birim solundaki sayı. Artı 3'ün, artı 3 nerede bakın? Şurada. Artı 3'ün 4 birim solundaki sayı. O zaman sola doğru gideceğiz bakın. 1, 2, 3, 4. Nereye geldiniz? Eksi 1'e geldiniz. O zaman burası da yine ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 oldu. O zaman diyoruz ki biz sıfırın solunda kalan sayılar eksi oluyor. Yani negatif oluyor. Sıfırın sağında kalan sayılar da artı oluyor. Sıfırın kendisi nötr. Sıfırın işareti kesinlikle arkadaşlar yok. Peki. Şimdi bizim bir sonraki dersimizde bir konumuz arkadaşlar tam sayıların karşılaştırılması. Mesela o derste tam sayıları birbirleriyle karşılaştıracağız. O yüzden... Orada karşılaştırırken bazı özel belki de hiç görmediğiniz bir durum var. O yüzden ben bu konu içerisinde yani tam sayılar açıklarken, yönlü sayılar açıklarken bu konuda burada işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O da ne arkadaşlar mutlak değer. Çünkü karşılaştırılmalı sorularda yani tam sayıları karşılaştırırken hem normal tam sayı hem de mutlak değerli tam sayı görebilirsiniz. O yüzden burada ben ufak bir değişiklik yaptım. Mutlak değeri öne aldım arkadaşlar. Mutlak değerin ne olduğunu burada anlamamız bize daha çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki nedir bu mutlak değer? Nedir bu mutlak değer? Mesela bakın burada bir uğur böceği var görüyorsunuz değil mi? Burada bir uğur böceği var. Uğur böceği ne demiş? Merhaba arkadaşlar ben sıfıra kaç birim uzaklıktayım? Sıfıra nerede şu an uğur böceği? Eksi 3 noktasında. Doğru mudur arkadaşlar? Kaç birim uzaklıkta o zaman sayarsak? 1, 2, 3. O zaman 3 birim diyorsunuz. Altta da zaten 3 birim diye ne yapmış? Yazmış. Burada da ne var? Bir tane böceğimiz var. Sümüklü böceğimiz var. Diyor ki merhaba gençler ben sıfıra kaç birim uzaklıktayım? O da aynı soruyu sormuş bize. O zaman onu da sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Bu da 3 birim. O zaman biri sol tarafta yani zaten görünüyor ya hani sıfırın sol tarafındaki 3'te yani eksi 3'te bir de sıfırın sağ tarafındaki 3'te yani artı 3'te e, ikisinin de başlangıç noktasında olan uzaklıkları eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. O zaman diyoruz ki bir tam sayının sıfır olan uzaklığına o sayının neyi denir biliyor musunuz arkadaşlar? Mutlak değeri denir. Yani ne diyoruz? Bir sayının sıfır olan uzaklığına o sayının mutlak değeri diyoruz. Mutlak değeri de nasıl gösteririz? Şöyle iki tane çizgi yazıyorsunuz iki tane çizgi yapıyorsunuz. Bu çizginin arasına gelmesi gereken sayı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve nasıl okuyoruz arkadaşlar? Mutlak değer diyor. Atıyorum buraya A yazarsak hani örnekte de A yaz demiş. O zaman biz bunu okurken nasıl okuyacağız arkadaşlar? Mutlak değer mutlak değer A diye de ne yapacağız arkadaşlar? Bunu okuyacağız. Peki gelelim bunun değerine. Şimdi burada arkadaş bir soru sormuş yine bir soru sormuş uzunluğu negatif bir tam sayı ile gösterebilir misiniz? Yani uzunluk negatif olabilir mi arkadaşlar? Benim kalemimin boyu işte art eksi 15 santim diyebilir misiniz? Veya ben buradan turhala eksi 45 kilometre gittim diyebilir misiniz? Hayır yani uzunluk miktar belirttiği için arkadaşlar orada ne olur artı olmak zorunda. O zaman uzunluk eksi olamayacağına göre o zaman uzunluk eksi olamayacağına göre bir tam sayının mutlak değeri de negatif olabilir mi arkadaşlar? Mümkün mü? Olmaz. Çünkü mutlak değer nedir? Bir uzaklıktır arkadaşlar. Uzaklık da eksi olamayacağı için mutlak değerinde değeri eksi olamaz. O zaman ben buraya koskoca bir hayır olarak ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. Peki hocam burada mantığını anladık. Yani mutlak değer bir uzaklık. Ne oluyor peki hocam mutlak değerde yani ne yapacağız yani? Buyurun bakın. Bu tür sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıdaki tam sayıda mutlak değerlerini bulunuz. Mutlak değerin içerisine yazılan sayıyı bizim ne yapmamız gerekiyor? Mutlak değerin dışarısını almamız gerekiyor. Ve kural da şu mutlak değer bir uzaklık olduğuna göre uzaklık da eksi olamayacağına göre mutlak değerin içine ne yazarsanız yazın dışarıya pozitif olarak çıkacaktır. Yani bu eksi 507 ne olacaktır arkadaşlar? Artı 507 olacaktır. Bu 95. Öğretmenim bu 95'in işareti ne? Arkadaşlar önünde işaret olmadığı zaman ne anlama geliyordu? Artı anlamına geliyordu. Artı 95 de artı 95 oluyor. Eksi 88 neye eşit olacak arkadaşlar? Artı 88'e eşit olacak. Eksi 19 bak. Uzaklık. Eksi yönde 19. Ne olacak? Artı 19 olacak. Artı 12 yine ne olacak? Artı 12 olacak. O zaman biz buradan şöyle bir pratik bir genellemeye ulaşabiliriz. Siz mutlak değerin içerisine ister negatif sayı yazın, ister pozitif sayı yazın. Dışarı nasıl çıkar arkadaşlar? Pozitif olarak çıkar. Aklınızda bunu bulundurun. Mutlak değerin içerisine ister negatif değer yazın, İster pozitif değer yazın, dışarıya nasıl çıkıyor arkadaşlar? Pozitif olarak çıkıyor. Hatta şöyle bir örnek de var. Örnek verelim mi? Bak. Kirli çamaşırlarımız olsun. Bak mutlak değeri biraz daha somutlaştırmak için. Kirli çamaşırlar bak olumsuz bir şey değil mi? Kirli. <laughs> Burası eksi olsun. Bir de temiz çamaşır olsun. Bir de temiz çamaşır olsun. Bu da bizim neyimiz olsun? Artımız olsun, değil mi? Ne güzel. Ama siz bunu makineye atarken size üstünün resim mi de göstereyim. Bu da bizim çamaşır makinemiz olsun. Şurada da düğmeler olsun. Siz bunu ma makineye atmak istediniz. Ama hiç kirli temizliği ayırt etmediniz. Hepsini attınız makineye. 70 derecede o oh, oh, güzel güzel yıkadınız arkadaşlar. Makineden aldınız mis. O zaman sen kirli çamaşırı, kirli çamaşırı makineye attıktan sonra neye dönüştü arkadaşlar? Temiz çamaşıra dönüştü. E, temiz çamaşır zaten temizdi. Yine temiz olarak ne oldu arkadaşlar? Kaldı. Buradan da aklınıza kalabilir. Yani bu makinenin adı da ne olsun? Mutlak değer makinesi olsun olur mu? Mutlak değer makinesi. Yani siz bu makinenin içerisine ister kirli çamaşır atın, ister temiz çamaşır atın. Mutlaka dışarıya ne çıkaracaktır arkadaşlar? Pozitif çıkaracaktır. Temiz çıkaracaktır yani. Böyle de aklınızda kalabilir. Peki... Mutlak değerle ilgili bazı ilginç sorularla karşı karşıya kalabiliyoruz arkadaşlar. Hani az önce dedim ya, ya tam sayılarda sır karşılaştırma konusu işleyeceğiz. Evet işleyeceğiz ama önce mutlak değer iyice bir pekiştirelim. Çünkü genelde yanlışlarımız mutlak değerle normal tam sayıların bir arada olduğu sorular oluyor arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara tık yanlış olanlara çarpı işareti gösteriniz demiş. Mutlak değeri artı 2'den küçük olan 3 tane tam sayı vardır. 3 tane mi vardır? 1 vardır. Değil mi? Mutlak değer artı 1, bir, 1'dir mesela. Mutlak değer 0, sıfır. evet 0'dır. Daha sonra kim vardır? Benim aklıma şu an iki tane geliyor. Üçüncüsü var mı? Sanki parmakları havada görür gibiyim. Var, evet. Mutlak değer 1 de yine nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani 2'den küçüktür arkadaşlar. O zaman 1, 2, 3 tane bu arkadaş ne oldu? Doğru oldu. 5'in mutlak değeri 5'ten küçüktür. Hemen yapalım. Mutlak değer eksi 5 ne eşit oldu arkadaşlar? İçerisine ne atarsak kirli çamaşır, temiz çamaşır olarak çıkacak. Artı 5. Beş. E, 5'ten küçük mü? Hayır. Mutlak değer eksi 5 ile değeri 5'e zaten eşittir arkadaşlar. O yüzden bu arkadaş yanlış oldu. Mutlak değeri 4'ten küçük olan, mutlak değeri 4'ten küçük olan demiş ki 7 tane tam sayı vardır. O zaman yazarsak biz bunu yazarsak biz bunu şöyle ayarlayalım sayfamızı. Bakın. Evet artı 3 vardır. Evet artı 2 vardır. Evet artı 1 vardır. Evet 0 vardır. Evet eksi 3 vardır. Bakın eksileri unutmuyorsunuz. Evet eksi 2 vardır. Evet eksi 1 vardır. Başka var mı? Mutlak değeri 4'ten küçük olan benim görmediğim Parmak, parmak yok. Parmak olmadığına göre demek ki yok. Hepsini yazdık. O zaman kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. O zaman bu doğruymuş arkadaşlar. Bir sayının mutlak değeri en az 0 olabilir. Evet. Yani çünkü siz ne atarsanız atın. Ne atarsanız atın arkadaşlar ne oluyor? Kirli çamaşır da temiz, temiz çamaşır da temiz çıkıyor. Ama makineyi boş çalıştırırsanız arkadaşlar boş alırsınız. O yüzden mutlak değer sıfır, sıfır olur. O yüzden bir sayının mutlak değeri en az kaç olabilir? Sıfır olabilir. Peki mutlak değeri işlemde nasıl yaparız? Bak bu da son bölüm olsun artık. Mutlak değeri işlem yaparken önce mutlaka mutlak değerin içerisinden çıkartmanız gerekiyor. Yani Önünüzde mutlak değerli sayılar varken onlar arasında toplama, çıkarma, çarpma yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bölme yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Önce mutlak değerden çıkarıyorsunuz. Daha sonra işlemleriniz çarpmaysa, çıkarmaysa, toplamaysa işlem önceliği Kur'an'ına göre onu yapıyorsunuz. Örneğin mutlak değer eksi 32 neye eşittir? 32 eşittir. Çarpı. Mutlak değer 4 neye eşittir? 4'e eşittir. Eksi. Mutlak değer eksi 6 neye eşittir? 6'ya eşittir. Şimdi bu soruyu rahat rahat çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani mutlak değer varken ne yapmıyorsunuz? İşleme girmiyorsunuz. O zaman 4 ile 32'yi çarparız. Hemen şurada çarpalım. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12, 128. 128'den de 6'yı çıkarırsak bizim cevabımız kaç olacaktır? 122 olacaktır. Ne yaptık bugün o zaman dersimizde arkadaşlar? Ee, tam sayılara girmeden önce yönlü sayılar ne onu açıkladık. Çünkü hani artı ve eksinin bizim matematikte ya yani hayatın kendisi içerisinde olduğunu göstermek istedik yönlü sayıları kullanarak. Yönlü sayıları kullanarak tam sayıları tanımladık. Tam sayıları sayı doğrusunda gösterdik ve mutlak değerden bahsettik arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde ne olacak peki? Tam sayıları birbirleriyle karşılaştıracağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.